Yepyeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Bugün Allah'tan yağmur yok. Şu an yok yani. Yağabilir, her an yağabilir. Bakın hava bu şekilde. Her an yağabilir ama şu an yağmıyor. 2-3 gündür gerçekten felaket şekilde yağmur yağıyor. Ama otları çıkarmış gerçekten. Bayağı otlar canlanmış. Bu güzel. Bizim için biraz zor oluyor ama ileriye bakarsak yağmurun olması mükemmel. Hayvanları askereye götüreceğim arkadaşlar. Askerin o tarafına doğru hayvanları götüreceğiz. Biz orada çay demleyeceğiz. Afgan bir çoban var. Bizim eski çoban. Onunla beraber çay demleyeceğiz. Yanıma çay aldım. Biz çayımızı içerken bunlar da otlayacak. Zaten bir yere gitmiyorlar. Yeni ineğimizden haber arkadaşlar. Yeni inek alıştı. Sadece geliş ve gidişlerde biraz sıkıntı yaşıyorum. Hayvana biraz korkuyor yani hayvandan. Hayvandan korktuğundan dolayı da biraz en önde gidiyor daima. Yanlış yollara sapabiliyor. Ama Allah'tan hayvanları alıştırdık. Dün serbest bıraktım hayvanları. Kendi başlarına otladılar. Ben başında yokken ara ara baktım. O inek aynı şekilde hayvanları takip etti. Hiçbir şekilde ayrılma, ayrı gitme gibi bir durum olmadı. Yani hayvanlar alıştı. Bir de içeride kışın durursa tam olarak alışır. Seneye artık sıkıntı yaratmaz bize. Birkaç tane daha inek alacağım seneye. Böyle giderse. Bakın ne güzel otluyorlar. Bakalım bir günümüz daha nasıl geçecek? Yağmur yağarsa ne kadar yağacak? Ne zaman yağacak? Hepimiz göreceğiz. Hayvanlar 3 gündür gerçekten iyi yıkandı diyebiliriz. 3 gündür banyo yapıyorlar. Bakın akasya ağaçları nasıl çiçek açmış. Hayvanlar mükemmel şekilde yiyorlar bunların çiçeklerini. Çok seviyorlar gerçekten. Günümüz başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur yağınca dereden ne güzel su akıyor bak. Gerçekten her taraf yemyeşil olmuş. Hayvanları karşıya sürdüm. Karşı biraz dik yamaç ama serbest bıraktığında hayvanı kendi başlarına otlayarak ilerliyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorlar. Her tarafta yeşil otlar çıkmış, çiçekler çıkmış. Otun bol olduğu tam bu dönem arkadaşlar. Bu dönemde hayvan artık ne yerse o. Aslında bunları eve götürmeme gibi imkanımız olsa, yani hep dağda kalsa gerçekten çok kısa sürede hayvan kilosunu ikiye katlar. İnek olmasaydı ben bunları dağda bırakırdım. Yani dağa bir tane çadır kurup sabah akşam otlatırdım. Zaten hayvanı otlatmaktaki en zor taraf hayvanı getirmek ve götürmek ormana. En zoru bu arkadaşlar. Dağda kolay yani. Dağda kendi başına hayvanlar otluyor. Siz de takip ediyorsunuz. Biraz yön veriyorsunuz. O kadar. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. Arkadaşlar biz çay içerken bunlar bu tarafa doğru gelmişler. Yatmaya başladılar. Suyunu içmişler çeşmede. Ben hepsi yatıyor. Geviş getiriyorlar. Biz çayımızı içtik orada, yemeğimizi yedik. Bunlar gelmiş burada oturmuş yatmış. Çok güzel oldu gerçekten. Onların da rahat olması lazım. Bizim de rahat olmamız lazım. İki türlü oldu mu iş yürüyor. Hava bugün gerçekten güzel. Serin, sıcak değil. Yağmur yağmadı. Gökyüzüne baktığımızda açmış. Açtı sabah biraz kararıktı.
Daha çok vaktimiz var ya. Daha 4 saat, 5 saat vaktimiz var. Şimdi bunları buradan kaldıracağım. Şu tarafa doğru süreceğim. Oradan dereye doğru giderler. O taraflar otlu. Bayağı doymuşlar ya. Karınlarını toplamışlar falan. Hayvan zaten ya yorulursa yatar ya da doyarsa yatar. Çok fazla yormadığımızdan dolayı biraz doydu sayılırlar. Bakın yeni inek de orada. Hayvanların peşine gidiyor da eve getirirken, götürürken bir tek onda zorlanıyoruz. Şu iki tane simentiyeli damızlık yapacağız. Bunlar melez. Orijinal değildir arkadaşlar. Düzgün melezler ama orijinale yakın. Daha gidebilecek potansiyeli olan simenteller, yani böyle kocaman iri simenteller değil. Şu doğum yapacak. Bunun doğumuna 3 ay kaldı. 3 ay sonra bir tane daha buzağımız olacak. Buzağlar 8 tane olmuş olacak bu sefer. Tabi aralarında en küçüğüyle en büyük arasında ne olmuş oluyor? 7-8 ay fark olmuş oluyor. Toplu şekilde 1-2-3 tanesini damızlığa edeceğim. Diğerlerini satacağım. 8 tane var. 5'i satılacak. 3 tanesi kalacak. Bakalım neler olacak? Ne kadar büyüyecekler? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İnek alacak mıyız? Tekrardan koyunları satacak mıyız? Bu arada koyunlara fiyat satışa çıkardım. 35 bin lira bir verdiler. 38 bin lira da birisi verdi. Bakmaya gelecek bakalım 38 bin liradan. 40 lira istedim. 38 bin liraya olursa 38 bin liraya vereceğim. 35 bin liraya vermem. Ama 38'e veririm. Aslında bir tarafım sat diyor. Bir tarafım satma diyor. Biraz kararsızım ama satmayı düşünüyorum ya. 29 bin liraya bize geldi arkadaşlar. 38 bin liraya satarsam bir tane inek parası kazanmış olurum. Kaç ayda? 2 ayda. Yani 1,5-2 ay. En koyunları aldığımız süre ne zamandı? Büyük ihtimal 2 ay olmuştur. Kuzuları yeni aldık. 14 tane kuzuyu. Yani taş atıp da kolumuz yorulmadı. 9 bin liraya 2 ayda kazanmak çok fazla bizi zorlamadı. Al sat da güzel para var. Fakat yapabilene, yeri olana, biraz da ilgilenecek insan lazım. Biraz da yer lazım. Yani bu iş gerçekten mantıklı. Ufakken alacaksınız biraz. Böyle 2 ay otlatacaksınız koyunları, kuzuları. Biraz bunlar kendilerini toplayacaklar. Ondan sonra tekrardan satışa çıkaracaksınız. Gerçekten iyi ama iyi mal toplayacaksınız. Gidip de çürük mal toplarsan satamazsın, elinde kalır. Bizim koyunlar, kuzular gerçekten güzel. Bir tarafım sat diyor, bir tarafım satma diyor ama 38 bin lira verirlerse, yani anlaştık ama gelip bakacak adam. Olursa 38 bin liraya vereceğim arkadaşlar. Bir tane inek parası da bize bedava olacak. Onunla da 4 tane inek alırım. 38 bin liraya 9'er bin liradan buzağlı inek 4 tane alırım. 36 bin lira eder. Bazısı 9,5 alırız, bazısını 10 alırız, bazısını 9 alırız. Yani 4 tane ineği düzgün bir inek alırım şu mandufon ayarında. 4 inek alsak ne var? 10 tane burada var. 4 de orada, 14 tane. Evde de 7 tane var. 21 tane. Evdekileri saymıyorum da buradakilerin hepsi dişi zaten. Buradakilerin hepsi damızlık hayvan. Şu 2 tanesi bir kışın gebe olacak. Şu yazın alırsa küçük kalırlar. Şu büyük düve bu sene boğazını alacak. Yani kışa bu inek olacak. Diğerleri de yazın inek olur yani. Kışın alıp yaza doğurur onlar da. Bakalım ya, inek sayısını çoğaltmayı düşünüyorum ben. Koyundan ziyade. Koyunu da al sat yaparız yani böyle. Alırız, belli bir dönem otlatıp satarız. Yani devamlı üretim yapmak biraz zor. Yani adam lazım ona da. Ya inek yapacaksın ya koyun yapacaksın ama bana inek daha mantıklı geliyor. Çünkü ineğin sütünden para kazanıyorsun. Danasından para kazanıyorsun ama koyun işi kuzuya odaklı bir iş. Sadece kuzuya odaklanacaksın. Kuzudan da, yani koyun daha narin bir hayvan. Yani soğukta, çok sıcakta, yani çabuk hastalanabilecek bir hayvan. Aşısını maşısını devamlı yaptırmak lazım. İnek ona göre daha dayanıklı bence. Ya benim görüşüm öyle. Ben koyun beslemedim ama benim görüşüm bu şekilde. Koyunda da para var tabii ki ama koyun biraz daha mazeretli. Bakalım.
Bakalım ya neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar yağmur başladı. Hafiften hızlanmaya da başladı. Bakalım ne kadar yağacak. Yağmadı, yağmadı. Sonunda yağdı. Hayvanları kaldırdım böyle. Yavaştan gideceğim. Daha 3 saatim var arkadaşlar. 3 saat. Bu yağmur bizi bakalım ne kadar etkileyeceğiz. Etkileyecek. Çok fazla yağacağı benzemiyor ama idare eder. Bu şekilde yağsa süper. Ne oldu lan? Kameraya gülümse bakalım. Evet arkadaşlar, bir gün daha bitti arkadaşlar. Zorlu çoban hayatımızdan bir gün daha bitirdik. Hafiften bir yağmur yağdı akşama doğru. Bizi fazla etkilemedi. Güzel bir gündü. Hayvanları saldık, otlattık. Gittim çayımı içtim, yemeğimi yedim. Ateş yaktık çeşmenin başında. Tabii bunları çekime almamıştım ama alacaktım aslında, almayı unuttum. Güzelce yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Hayvanlar otladı kendi başlarına. Sonra yattılar. Gittim önlerine. Kaldırdım. Yeniden karınlarını doyurdular. Şu anda eve doğru yol alıyoruz. Şu akasya ağaçlarını arkadaşlar çok seviyorlar. Yaprağını, o çiçeğini, beyaz çiçeğini falan. Hayvan ne olursa olsun yiyor bunu. Keçi de yiyor, koyun da yiyor. Yani acayip seviyor hayvanları. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı mutlaka unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.